Ne yapıyoruz şimdi? Taksi bulup gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yani ya? Şimdi başlamadan bitti mi diyeceğiz? Yok, diyemiyoruz öyle. Daha çekeceğimiz var belli ki. Şıptak bir kesin bunlar bana ya. Ne işin var senin burada? Günaydın. Bırak günaydını günaydın. Ne işin var senin burada? Biraz sert bir merhaba olmadı mı Evhan Bey? Ne yapsaydı adam? Boynuna mı atlasaydı? Doğru söylüyor. Senin yanımda değil de artık karşımda olduğumu daha yeni anladım. O yüzden de tamamen sildim seni burayı. O kadar. Siz nasıl isterseniz öyle olsun Evhan Bey. Ben zaten size gelmedim. Size geldim Yağız Bey. Zahmet etmeseydin ya. Ne söyleyeceksen ilgilenmiyorum çünkü. İbrahim Bey bizzat gelmemi istedi. Bak, benim ağzımı bozdurma. Tamam mı? Benim ağzımı bozdurma. Şurada efendi gibi iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Arkadaş canlısı bir insan olmaya çalışıyorum. Sonuna kadar da geldim, benim ağzımı bozdurma. Bak, beyefendi buraya kadar gelmiş. Acaba bir dinlesek mi? Ha? Tamam, söyle ne söyleyeceksin. Biraz özel bir konu. Vallahi benim özelim falan kalmadı Ruhi. Söyle, ne söyleyeceksin? İbrahim Bey bu akşamki toplantıda Raşit Bey'in yanında yer almanız gerektiğini söyledi. Allah Allah, başka isteği? Yok, hepsi bu kadar. İbrahim Bey'in otelinde, aynı yerde, akşam 8'de. İyi günler. Neydi şimdi? Ben buna dalarım ya. Dalga geçiyor benden. Lan! Sakin. Oğlum ne diyor lan? Duymuyor musunuz ya? Gideceksin. Ne? Gideceksin. Oğlum sen ne söylediğinin farkında mısın herifin? Toplantıya geleceksin. Oyuncak gibi oynuyorlar lan bende. Onlar için değil, bizim için gideceksin. Babam demedi mi elimizde kanıt yok diye? Gidersen olacak işte. Fırsat ayağımıza geldi yani. Ya bir de yapmam dedi. İnadını da biliyorsun babamı. Korktuğundan değil demiştin ama. Ya ondan değil. Ama... Peki tamam kabul. Kerem haklı. O toplantıdan bir görüntü. Peki babanızın bir işine yarar artık ha? Oğlum delirmeyin lan. Manyak mısınız? Ne yapacağım ben toplantıda iki babamla oturup selfie mi çekileceğim? Manyak mısınız abi? Sen görüntü alamazsın. Ses kaydı alır ancak. Bizi de görürlerse direkt kapının önüne koyarlar. Hiç tanımadıkları, görmedikleri, bilmedikleri bile olması lazım. Hani böyle gittiği ortamda dikkat çekmeyecek bile. Gibi. Tamam. Derin, sen benimle gel. Siz de akşam toplantıya hazırlanın. Akşam otelde görüşürüz. Nereye ya? Var aklımda bir şey. Ya nereye? Gerizekalı, biz senin aklın çalışıyor o zaman. Sen nereye Ece? Var benim de aklımda bir şey. Evren, sende takım makım bir şey var mı lan? Benimkiler hep evde kaldı. Temassız var. Çıkarın. Allah Allah. Ece! Abilik taslıyor bir de ya. İyiymiş. İyi. İşler karıştırıyorsun acaba. Evren Bey, hoş geldiniz. İçeriye haber vereyim mi? Sen beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun tamam mı? Bana bak. Sizin girişler neredeymiş? Şuradan mı? Evet. Ama görmedim beni. İşe dönsün. Canım, geldiğinize haber verdiler. Buyurun, size eşlik edeyim. Tabii, sağ ol. Buyurun.
etsin ya. Bence ben seni birazcık da olsa tanıdım. Ne bakımdan? Şu bakımdan. Bence sen Evren'i öz oğlun gibi seviyorsun. Babasından daha çok seviyorsun. Çünkü bugün sana sildim seni falan deyince çok ağrına gitti, gözlerin doldu. Gördün mü? Yok canım. Size öyle gelmiştir Ece Hanım. Emin misin? Ne fark eder ki? Evren Bey bana artık sizin kadar bile güvenmiyor. Onca yıla rağmen hem de. Haksız mı peki sence? Değil ama benim de bazı sorumluluklarımın olduğunu tahmin etmesi gerekirdi. Ya ediyordur eminim ki, anlıyordur, o biliyordur ama ya yine de haksız mı Ruhi abi? Değil. Değil ama haksızlığı yapan ben değilim ki. Babası. Öyle maalesef babası. Ama artık bu haksızlığa da bir son vermenin vakti gelmedi mi sence de? Ya bak öz üvey ne fark eder ki? Önemli olan emek değil mi? Ya sen ona babasından daha çok babalık yaptın. Şimdi çok zor bir zamandan geçiyor. Olmayacak mısın yanında? Bu da servisi. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne işin var senin burada? Sen başına bir iş alma diye uğraşıyorum Ece. O istedi mi seninle görüşmeyi? Şimdi senin üzerinden beni takip edecek. Saçmalama Evren. Yok Evren Bey, çok yanlış anladınız. Ben hiç öyle şey yapar mıyım? Bana bak Ruhi. Bir daha ne bana, ne sevdiklerime, etrafımdakilere de yaklaşmayacaksın. Beni yeterince kırdın. Onların da duygularını sömürmene izin vermeyeceğim. Anladın mı beni? Saçmalama. Hadi gidiyoruz. Bırakır mısın? Ece, lütfen. Özür dilerim Ruhi. Özür falan dileme. Özür hak edene. Geldik. Yok da şu sokağın sonunda sarı bir ev, 3 numara. Tamam, ben gidip bakayım. Tamam. Kerem, ben de geleyim. Tamam, gel. Sen bizi bekleyebilir misin şimdi? Beklerim, buradayım. Tamam, hadi. Gel. Çantamı bıraktı, tamam. 3 numara dedim. Yürü, yürü. Ay sorsalar, ben İstanbul'u biliyorum derim ama baksana. Buralara yolunun düşmesi biraz zor tabii. Beni beğenmedi galiba. Biraz farklı gözüküyorsun ya, zengin duruyorsun ama. Ama cebimde 5 kuruş param yok. Hadi 5 yıldızlı otelde bir odam var. Ama merak etme, yakında durumum farklı olacak. Nasıl? Hani ben okul dondurmak istemiştim ya. Hı. İşte kaydı iptal etmek için gittiğimde bursa başvurdum.
Aa. Bu yılın parası ödenmiş ama önümüzdeki yıl ben de borçluyum artık. Ha, senin de kaybedecek bir şeylerin var demek ki. Ha? Demek ki. Memnun olmuş gibisin. Yok canım, ne alakası var? Ben sadece senin baba parasını reddedip kendi ayakları üstünde durmanı takdir ediyorum diye. Sağ ol ya. Ben çalıştırırım seni, merak etme. Ben kendim çalışırım Kerem Bey. Hı? Hmm. Üç. Çalıyor. Çal. Buyur. Merhaba. Ablacığım merhabalar, biz Görkem'in arkadaşıyız okuldan. Görkem evde mi acaba? Görkem! Görkem bak hele! Efendim anne. Kerem, Derin. Ne işiniz var burada? Oğlum sen böyle mi karşılıyorsun misafirleri? İçeri davet etmeyecek misin? Peki pardon, gelin gelin. Gelin buyurun isterseniz. Şöyle oturun. Sen geç be, ben şey buna oturum ya. Bir şey içmek ister miydiniz? Yok. Yok yok. Kötü bir şey yok değil mi? Böyle geldiniz de bir anda. Bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey yok da. Biz seni merak ettik. İyiyim ben, iyiyim. Görkem, nasıl iyisin ya? Görmüyor musun yüzünü? Yok, önemli bir şey değil Derin o ya. Görkem nasıl önemli değil? Görmüyor muyuz biz? Baban yaptı değil mi? Geçti Kerem, yani şey değil. Görkem, ya nasıl önemli bir şey yok? Görmüyor musun? Nasıl yapar ya? Niye yapar bunu baban? Derin tamam, biraz yavaş. Ya olamam yavaş falan. Neden yaptı bunu ya? Neden? Niye? Okul yüzünden. Okul mu? İyi de sen okulunda başarılısın zaten. Yok yani okula gittiğim için işe gidemedim birkaç gün. Haftalığıma az verdiler. Sonra işte öğrenince babam. Para değil mi? Ya bir insan oğluna sırf para için bunu nasıl yapabilir? Derin. Ne derin ya? Ya babam bana tokat attı diye ben günlerce kendime gelemedim. Yok. Yok olmaz böyle. Sen kalamazsın burada, tamam mı? Hadi yürü, gidiyoruz. Derin, nereye gideceğiz? Benim başka kalacak yerim yok ki burada. Tamam, benim de yok gidecek yerim. Derin, zaten konumuz bu değil mi? Hani biz de gelirse senin de gidecek bir yerin yok ya. Ama bu şu anda vazgeçmemiz için bir sebep değil. Hadi yürü. Ya Görkem, bak tamam şöyle yapacağız. Önce şikayette bulunacağız. Sonra bir yurt falan bir çözüm bulunur, tamam mı? Sen şimdi bir çantan mantan önemli bir şeyin varsa al. Her şeyini topla, gidiyoruz, tamam mı? Derin yok şimdi vallahi, babam duyarsa bak. Ya daha ne yapabilir? En kötü ne olabilir Görkem? Hadi al çantanı. Geç. Hadi. Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Oğlumu nereye götürüyorsunuz? Buradan en uzağa götürüyoruz, tamam mı? Gel Görkem. Hop hop! Yere götüremezsiniz oğlum. Sen o eli indirsene bir abiciğim sen. Sen kimsin ya? Nereye götürüyorsunuz oğlum? Görkem koş. Yürü yürü. Kerem, yürü, yürü. Ne yaptın ya, sen? Bir anlık adrenalin, sen de kusura bakma yani öyle. Yok yok, onunla değil de. Baba, koş koş koş. Gel lan buraya. Koş koş koş. Koş. Saçmayın. Gel. Koş koş koş.
Simla, bas Simla. Kaç bas, buraya. Bas, Simla, bas. Hadi buraya. Kaç buraya. Yakışır ya. Ne diyoruz? Vay. Tamam mı, devam mı? Vay, vay, jilet oldum be. Jilet. Ih. Olmuş, olmuş. Helalsin ha. Yalnız kol düğmesi lazım bunlara ya. Kardeşim, ilgilenir misin? Hemen hallederim efendim. Güzel. Telefon versene. Efendim. Ne yaptınız? Gittiniz mi otele? Vallahi ben düğünüme hazırlanır gibi hazırlanıyorum hayatımın gecesine. Sen derken yalnız mısın? Yok. Bekir var, Furkan var. Oğlum Ece ile Evren nerede? Maalesef sizden sonra kaçtılar onlar. Nereye gittiler? Vallahi bilmiyorum. Evren bana kartı verdikten sonra çok umursamadım ama... Ece'nin peşinden gitti galiba. Bilemiyorum, bir abi olarak bir kontrol mü etsen? Kapattım, kapat. Değiştik dediysek o kadar da değil yani. Abi ipek olsun benim olsun. Neymiş ya? Şu nasıl olur lan? Sana al bakayım şunu. Ya Yağız. Sana da kırmızı alayım mı lan? Ha? Seversin. Nasıl, güzel oldu mu? Ha? Jilet. Zınk. Tamam, yakıştı yakıştı, tamam. Bunları alalım. Temassız var, sıkıntı yok. Ne kaldı mı? Bir yemek yiyelim be. Ha? Bir acılı ufa. Medeni sınırlarım zorlanıyor da şu an. Halledeceğim ama. Tamam ama bir tamam. Sakin ol, tamam mı? Kim? Bir bu eksikti ya. Sana ne? Efendim kardeşim. Neredesin? Neredeyim ben? Niye buradayım ben ya? Şişt, tamam. Ne diyorsun Ece? Kere olsun, sakin sakin ya, konuşmayı denir. Olamaz lan sakin. Ya neredesin Ececiğim? Keremcim, canım iyiyim ben. Tamam, merak etme, arayacağım ben seni. Bay bay. Ne oldu? Anlamıyorum, anlamıyorum. Daha iyi misiniz? Ben kullanayım mı ya, gel. Ya da al yüzünü de ver. Dur ben geçeyim önce, sen ben geç. Ustam şurada solda bizi atar mısın? Şunu da vereyim sana. Hadi eyvallah. Hadi iniyoruz. İnmiyorum ben. İniyoruz. İnmiyorum. Bir kere olsun sakin sakin konuşmayı becerebilirse iniyoruz ve konuşuyoruz. Ha ben beceremiyorum yani. Hadi in, görelim. Adamı karşısında. Hadi, hadi. Rica ediyorum. Görelim. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Kerem. Ya bu sabahki olaydan sonra şimdi şey olmasın. Ne olacak? İşte ne bileyim, sığınma evi gibi oldu. Sonuçta beni de ilk buraya getirmiştin. Ya yok, demek ki alışkınlar. Zaten gidecek başka bir yerimiz de yok. Bende kalabilirsiniz. Ben tek yaşıyorum. Ya bu kaçırılma durumları biraz riskli oluyor da. Sonra babalar geliyor, çocuklarını kapılara dayanıp almaya çalışıyor falan. Gerek yok, seni riske atmayalım. Hadi. Gelin, gelin. Sakinleştin mi biraz? Sakindim zaten. Tamam. O zaman... aramızdaki saçma sapan gerginlik bitsin mi artık? Ne dersin? Seni üzdüm. Biliyorum.
Ama ben cezamı çektim. Hayatımda ilk kez gerçekten pişman oldum. Ne istiyorsun benden? Ben kolay inanırım Evren, doğru. Aptalım da belki bu yüzden. Duygusalım, evet doğru, ama kolay unutma. Beni sevdiğinde kolay unutamayacaksın o zaman. Hayır. Unutamayacaksın Ece. Bugün nasıl sevdiysen, nasıl yanımda olmak istediysen hala istiyorsun. Hayır. Gitmemi değil, peşinden gelmemi istiyorsun. Hayır Evren. Hayır ya. Sen nasıl bir küstahlık ya? Sen ne sanıyorsun kendini? Sen ne sanıyorsun kendini? Ben mi? Evet sen. Senin karşına geçtim. Özür diledim. Affet beni, hata yaptım dedim. Bu nasıl bir inat Ece? İnattan değil. Neyden peki? Neyden? Ya Ece, sen hiç mi hata yapmadın? Sen hiç mi sevdiğin birini üzmedin? Bu mu? Bu mu gerçekten? Bunu mu duymak istiyordun? Seni sevdiğimi söylememi istiyorsun. Ulan gerizekalı gibi aşık oldum sana. Ama sen ufaklık. O da gelmiş şimdi beni parmağında oynatıyor. Öyle bir şey yapmıyorum. Ya ne yapıyorsun Ece? Niye hala buradasın o zaman? Niye hala yanımdasın? Niye konuşuyorsun benimle? Sen getirdin. Anlatma bana bunları. Sen istemesen gelmezdin buraya. Ama ben senin adını biliyorum. İstemesen o arabaya da binmezdin. Sen istemesen 5 dakika bile konuşmazdın benimle burada. Bana hala öyle, bu geceki gibi bakıyor olmazdın. Yalan mı? Ben konuşmak istemiyorum. Ece. Sormak zorundayım. Yaz'la bir alakası var mı? Ah. Yok. Evren. Yaz'la bir alakası yok. Bak, o bana karşı ne hissediyor bilmiyorum. Ama ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Emin misin? Ya Evren, bak bir insan bir insana iyi davrandı diye aşık olunmaz. Maalesef bir insan onu üzdü diye de aşkından hemen vazgeçilmiyor. Ya da umarım öyle değildir. Umarım öyledir.
Umarım öyledir ki hala beni seçmen için bir şansım olur benim de. Belki bir gün. Ama asla yarın değil. Bugün hiç değil. Aşk bir seçim değil ki Evren. Ya olur ya da olmaz. Tercih yapamazsın. İlk defa aynı fikirdeyiz. İlk defa. Simler'le birlikte morluklarını kapattık. Bir de sana bir haberim var. Simla artık yalnız yaşamıyor. Evet. Güzel. Bir de avukatla konuştum. Bu şiddeti belgelememiz için rapora ihtiyacımız varmış. Tamam, hallederiz. Halledersin. Biliyorum. Ya Derin, sence de bizim konuşmamız gereken bir şey yok mu? Var mı? Yani hani en son bu konularda kalmıştık. Eşofmanlı bir adam bizi kovalamadan önce. Evet. Sen değiştin demiştin bana. Hoşuna gitmemiş sanırım. Olduğum gibi sevilmeyi tercih ederim. Tabii eğer seviliyorsa. Ne yapıyorsun? Şimdi de sıra sende mi? Ne sırası? Hani sen kaçtın, ben kovaladım, ben kaçtım, sen kovaladın. Buna bir son vermesek mi artık? Kerem. Bak, ilk hatamda elimi tutmayı bırakacaksan hiç tutma. Rövanş diyorsun yani. İşine gelirse. Muhteşem bir gece geçiriyorum o yüzden. Sence becerebilecek mi? Elinden gelenin en iyisini yapar. Doğru. İyi niyetli çocuk. Kendinden çok başkalarını düşünüyor. O da senin gibi. Sana benziyor. Bak ben senin değişeceğini falan zannediyordum ama tam tersi oldu. Sen beni değiştirdin. Daha doğrusu siz. Sen ve... Oralara girme. Ececiğim. Yalnız kapı şu tarafta. Bak. Ne? Hani Evren'e bakıyorsun ya. Biz Evren'in babasını bekliyoruz. Bak o da şuradan gelecek. Evren'e bakmıyorum Derin. Peki.
Sen bilirsin. Niye imalı imalı konuşuyorsun? Dün de söyledin. Yok bizim aramızda şu an bir şey. Dedin bunların kavgası bitmez falan. Biter mi? Yani bitebilir. Yok Ececiğim, o öyle kolay kolay bitmez. Ben senin gözlerinden anlıyorum. Geldi, geldi. Raşit. Büyümüş. Nerede nasıl davranacağını öğrenmiş. Belli. Öğreniyoruz İbrahim amca. Bugünden sonra da aynı şekilde devam. Bizim mekan için ne durumda? Zafer Bey'le birlikte ilgileniyoruz efendim. Birçok yere baktık ama sizin standartlarınıza uygun bir yer henüz bulamadık. Değil mi Zafer Bey? Ya İbrahim bakıyoruz ama yani... Burada böyle kolay olmuyor işte. Ya ya başka lokasyonlara bakın. Affedersiniz, pardon. Tamam, bırak sen, pardon, ben hallediyorum. Çok affedersiniz. Sen geç içeri, geç. Çok pardon. Oğlum gel. Yaz. Sen de çok pahalı bir şey galiba. Nasıl İbrahim amca? Telefonu diyorum. Herhalde çok para verdin sen ona. Hani elinden düşürmüyorsun da hiç. Yo. Yani pahalı da. Telefon işte. İyi, tamam. Ver o zaman biz de bir bakalım neymiş elinden düşüremediğin şey. Ver. Malı da çok kıymetli senin oğlanla. Nasıl zar zor verdi gördün mü? Kendine benzetmişsin oğlu da. Ama iyi. Sen. Aferin. Bu bende hatıra olarak kalsın Yağız. Peki. Madem bu iş hayatına girmek istiyorsun, sana o zaman küçük bir ders. Bir şeyi çok istediğini belli etmeyeceksin. Yoksa onu elinden alır ve sana karşı kullanırlar. Anladın mı? Doğru. Haklısın İbrahim amca. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Görüyor musun Raşit? Seninki tıpkı babası. Ya, öyledir. Evet, biz işimize dönelim. Evet efendim. Ne diyorduk?
En son işte bazı uygun yerler var ama yani dolu. Kim aldı seni işe? Ben bugün Ece'nin yerine gelmiştim hani bu gecelik. O zaten müdürle konuşmuştu da. İyi. Şimdi o zaman defol git. Hemen. Ama yani şimdi... Hemen. Hemen git. Kerem yeter artık. Bak sen üç adım daha fazla attın diye bu iş daha hızlı çözülmeyecek biliyorsun değil mi? Haklısın ya. Şş, bana bak Kerem. Kerem nereye gidiyorsun Kerem? Ne yapıyorsun sen? Her şeyi berbat edeceksin. Seni eğer orada görürlerse ne olacağını biliyorsun değil mi? Bir fotoğraf çekmek bu kadar uzun sürer mi? Daha yeni geldik. Ne kadar oldu geleli? Ya anlamıyorsun. Çocuk içeride tek başına. Sen çocuğu tanımıyorsun. Çocuk ne haldeyken bile bizim için uğraşıyor. Yalnız mı bırakalım? Eyvallah. Tamam. Ben de seninle giriyorum. Ama rica ediyorum senden. Sessiz olacağız tamam mı? Sakin. Tamam. Hadi. Geliyoruz biz. Tamam. Dikkat edin. Tamam. Of. Sen ver bakayım o telefonu bana. Gel bakalım bizimle. Abi gel şuraya. Kimsin lan sen? Kime çalışıyorsun? Alo. Bırakın çocuğu, bırakın çocuğu. Ne oluyor? Kerem. Ne oluyor, ne oluyor? Evren Bey, babanızın toplantısını görüntüledi. Telefonunu alsaydın o zaman. Aldık. Çocuğu niye alıyorsunuz peki? Kime çalıştığını öğrenecektik. Bize çalışıyor, tamam mı? Bize. Bize çalışıyor, oldu mu? Hadi, yürü gidiyoruz. Evren Bey. Şşş, çek elini kolunu. Başlatma Evren Bey'ine. Yürü, gel benimle Görkem. Yürü. Babama da söyleyin, oğlunu arasın. Tamam mı? Karışma. Baba oğul arasındaki mevzu bu. Bizi aşar. Bunu kime vereceğimiz belli. Ha, alo Sinan, ne yaptınız? Ya, iyi yani değil mi? Tamam, sen bir şey lazım olursa söylersin. Tamam. Haydi görüşürüz. Nasılmış? İyi, uyumuş. Bugün çok hırpalandı çocuk ya. Yani sabah da biz kaçırdık çocuğu. Şimdi başına gelenlere bak. Bir de bizim için uğraştı o kadar. Keşke çağırmasaydım, uğraşmasaydı hiç. İyi de kendi istedi yardım etmek. Yardım da edemedi gerçi ama. İyi tamam bakmayın öyle, ben sonucu söylüyorum. Evren, ya sen bugün ne kadar meraklısın böyle sonuca. Yok elde kaç kaldı, son durum nedir falan. Niye? Yanlış anlama da önemli olan bu değil mi? Yok. Önemli olan bazen de yapılandır, verilen emektir. Ama tabii sen bu hissi pek bilmezsin. Öyle deme Evren, olmasa Görkem kim bilir ne haldeydi. Allah Allah. İyi peki deme. Geliyor.
Ne yaptınız? Çözebiliriz mi fotoğraf motoraf bir şey? Dalga mı geçiyorsun lan sen? Görkem'i yakaladılar, görmedin mi? Süper şaka ama komik değil. Hadi. Bir dakika ya. Sen oradaydın. Bütün olan biteni görmedin mi? Ya siz ciddiysiniz. Ya yok, hiçbir şey görmedim ben. Hangi biriyle uğraşayım? Kafam kazan gibi zaten. Abi Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. İnanamıyorum. Bütün gün orada bomboş, boşu boşuna oturdum ya heriflerle. İnanamıyorum ya. Tamam, bir sakin ol. Niye boşu boşuna olsun ya? Almadın mı ses kayıtlarını? Yok, alamadım. Herif direkt aldı telefonu zaten elimden. Anladı da. Daha da abi hayatta yanaştırmaz artık yanına. Kötü bir fikirdi. Hiç kalkışmayacaktık biz bu işe. Abi dedim size. Neyse, yapacak bir şey yok. Dağılalım o zaman. Hadi Ece. Çıldıracağım ya. Hah. Gel. Sen eksiktin, gel. İyi akşamlar. Ne işin var senin burada? Size gelmedim Evren Bey. Vallahi bana geldiysen de hiç uğraşamayacağım Ruhi. Size de gelmedim Yağız Bey. Ece Hanım. Bugün konuştuğunuz konular hakkında haklıydınız. Beni gerçekten iyi tanımışsınız ki bu nadir olan bir şeydir. Gerçi siz de nadir bulunan insanlardansınız. İlk bakışta anlamıştım. Bu yüzden bu sizin. Çünkü sadece siz benim bazı insanları en çok ihtiyaç duydukları zamanda yalnız bırakmayacağımı biliyorsunuz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Ruhi abi. Rica ederim. Tekrar iyi akşamlar. Kızım niye teşekkür ediyorsun? Ne bu? Niye etmeyeyim? Çok güzel şeyler söyledim. Ne o ya? Görkem'in telefonu değil mi? Sana niye verdi ki bunu? Çünkü Yağız'cığım, insan bazen sevdiklerini yanında olarak koruyamıyor. Arkadan dolaşması gerekiyor. Sert. Evet. Nerede kalmıştık? Let's go! Hadi. Sürükledim buralara kadar. Sürüklemedim. Gel dedim. O kadar. Niye gel dedim peki? Nedenini bilmediğin halde. Neden geldin Ece? Ben gideyim. Kal. Gitme. Lütfen. Bunu beraber karşılayalım istedim. Çünkü o da seni çok sevdi. Kim? Abiyle de barışmışsınız. Sayende. Koş, 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 koş prenses, koş. Sarıl bana, sarıl, sarıl, sarıl.
çok özledim. Ben de seni çok özledim. Oh bir de diğer yanak, diğer yanak. Ama kıskanırım bak ben. Kesin. Ne kesin? Bu Nemrut abinin birazcık kıskanç olduğu kesin. Hiç kusura bakma, şu anda canımı asla sıkamazsın. Çünkü mutlu olmak için çok sebebim var benim bugün. Öyle bir niyetim yok zaten. Hele kim bile buradayken, değil mi? Gerçi dur bir tane seni bir indirelim bakalım. Sizin çok vaktiniz yoktur, ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Sen bizi istesen de rahatsız edemezsin zaten. Hem artık bütün vakitler bizim. Bütün vakitler bizim derken? Ben seninle mi kalacağım artık? Evet. Hep benimle kalacaksın artık. Hep. Nasıl? Nasıl yani? Gel bakalım. Sözümü tuttum. Savaş bitti. Mina da bana kalan tek ganimet. Tek temiz şey. Annesi peki? Annesi babamla çıktığı hayattan sıkılırsa gelir. Zaten Mila ne zaman ailesiyle görüşmek isterse ben onu götürürüm. Çünkü ben onun hep yanında olacağım. Hem mi? Hep, hep. Hem de yalnızlığı hiç öğrenemeyeceğin kadar hep. Tamam, oynayacağız mısın? Oynayacağız. Oynayacağız. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sen Ruhi amcanın yanına gideceksin. Biraz antrenman yapacaksın. Ondan sonra biz geleceğiz. Anlaştık mı? Kocaman bir öpücük. Oh, ben de öpeyim. Oh, bence bir kişi daha hak ediyor. Oh. Hadi bakalım koş. Sen de yalnız değilsin biliyorsun değil mi? Kimsenin bu kadar yalnız olmasına gerek yok. Çok iyi biliyorum. Bunu hep yanımda taşımak isterdim. Bu bileklik hep benimle olsun isterdim. Ama senin için ne kadar önemli olduğunu bildiğim için... Getir topunu, gel. Gel bakalım. Tamam, ben geçeyim. Ama sor bakalım ablana. Gol atabilecek miymiş? Allah Allah. Sor bakalım Mileciğim Evren abine. O da soru muymuş? Peki ona söyle bakalım, düşmeden top oynayabiliyor muymuş? Sor bakalım Mila. Eğer düşürmezse oynayabiliyormuş. Keşke paspasın altına koysaydın anahtarı. Ay inanır mısın? Annem eğilip de almaya tenezzül etmez. Hallettin mi yurt işini? Hı hı. Tek kişilik bir oda buldum. Babamdan gelenle orayı hallederim. Yani sorun yok. Bu gece gidiyorsun. Hı hı. Kız yurdu mu bu? Ne?
full kız yurdum. Evet Keremcim, full kız yurdu. Yani gelemez. Sen bize gelirsin. Bizimkisi karışık. Ev yani kızlı erkekli. Karışık kalıyoruz. Karışık. Derin. Haberi duydun mu? En azından evi kurtarabilsek. Duydum. Bu ne? Sevgilim. Bu da evinin anahtarı. Ah. Sen bunu nasıl yaptın? Nasıl aldın? Alışkanlık diyelim anne. Ne de olsa bunca zaman ben sana annelik yaptım. Seni ortada bırakmak istemedim. Ama bu kadar. Eğer bir gün kendini toparlamak istersen ve bir kızının olduğunu hatırlarsan, onun da sana ihtiyacı olduğunu düşünürsen beni ara. Ama umarım bunun için çok geç olmaz. Ama yine de kendine bir aile kurman mümkün. Yakala. Hem de hiç ummadığın insanlar. Ne yapalım? Bize de kardeş olarak sen düştün Yağız Bey. Siz? Biz? Merhaba ben Mila. Merhaba Mila, Yağız ben de. Ben sonra sana uzun uzun anlatırım. Ayındakini sakla. Onları da kaldır. Evet. Bizim karnımız çok aç. Çünkü biz biraz top oynadık ve yorulduk değil mi Mila? Hadi bakalım. Evet. Ya bakalım üstünü başını çıkartalım şöyle. Rahatlatalım. Ev çok sıcak. Hoppa. Alalım değil mi? Evet. Çantamızı şöyle koyalım. Ben de çok terledim biliyor musun? Çok yorulduk. Evet. Yağız abisi. Ne yersiniz? Ne söyleyeyim size? Canın ne istiyor Mila? Patates kızarması. Patates kızartması. Verin mi canım patates kızartması? Söyle. İyi tamam ben de patates yerim. Söyle söyle. Benim kartımla söyle. Ben yanlış mı görüyorum? Yeşilçam mı? Özelimdir yalnız. Ne tesadüf. Benim mi? Çak! İşte bu be. Çak! Sayın seyirciler, şimdi de güzel bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Aksaray'da... Ya bir şey söyleyeceğim. Şunu yemeyin ya. Gelecek kızacak şimdi göreceksiniz. Of! Kadı budu da... Tamam, ver. Kız, çocuklara laf söylüyorum ben ya. Azıcık... Ece kapıyı aç. Kapıyı aç. Aa, yemeği bırak. Kapıyı aç. Ne kadar cinsiyetçisin ya. Git aç kapıyı. Kendi aileni kurman mümkün. Hem de en sevdiğin insanlar. Gelin. Bize de bekleriz demiştin. Demiştim. Ben ilk gecemi yurtta tek geçirmek istemedim. Gelsene. İyi akşamlar. Geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyiz sen? Ben de iyiyim. Ne var? Annem yemeği bekliyor. Haberi okudunuz mu?
okudum. Hayret. Bu zamana kadar yazdığın her şeyi okudum. Bu zamana kadar her şeyi. Mektepte yazdıklarından başlayarak. Yemeğe gelecek misiniz? Lüzum yok. Bana kızgın olduğunuz için mi? Ben de size kızgınım biliyor musunuz? Hem de yıllardır. Bir kere bile benim yanımda durmadınız. Sen istedin. Sırtını dönüp giden sendin. Ya dönüp gitmekle olup bitse inanın hemen yapardım. Çok düşündüm bunu. Size olan borcumu bile dert etmedim. Çoluğu çocuğu alıp gitmeyi çok düşündüm. Beliz'e de söyledim. Bir ev tutalım. Siz de biliyorsunuz. Ama sonra düşününce dediğinizde haklıydınız. Hangi birinde acaba? Ben burada zorla tutan hiçbir şey yok baba. Burada olmayı biraz da sanırım ben kendim. İyi akşamlar. Hepsi çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Babacığım ya sonra. Şimdi sonrası şu. Beliz'i görebilmek adına Güzel Sanatlar Fakültesi'nin işte kantinine gidiyorum elimde çay. Bahçesine gidiyorum elimde kitap. Ben ne bileyim, ben de benim kampüste zannediyorum onu. Ama onların kampüsü öyle yani. Oralı olmaya çalışıyorum bedenen ve ruhen. Ha, bu çok iri yarı ama kalbi çok ince, çok narin beyefendi. Şöyle bir fikirle geldi bana. Bir gün bir baktım elinde böyle bir resim defteri. Oğlum dedi bunu alsana dedim. Ne alakası var falan. Oğlum dedi kız dedi Güzel Sanatlar falan. Hani oradan devam et gibisinden. Ondan sonra o deftere öyle bir para ödemiştim ki. Hakikaten çok pahalıymış. Sorma ya. Sonra ne oldu? Sonra yine bir gün böyle bir Güzel Sanatların kantininde böyle öğrenci arkadaşlarla sıraya girmişiz, bir şeyler alacağız. Arkamı bir döndüm, Beliz. Dönüp bakıyorum işte, o bana bakıyor, ben gülümsüyorum falan. En son dayanamadım, döndüm dedim ki size çay ısmarlayabilir miyim? O da böyle evet manasına gelen, böyle bir başını salladın, salamıştın. O gün... Çok güzel. Aynısını yaptı. Ben de gayet böyle havalı bir şekilde döndüm, dedim ki affedersin iki çay alabilir miyiz? Elimi cebime attım, parayı ödeyeceğim. Bütün paramı bu zat-ı muhterem almış. Ya aidatı yatırmamız gerekiyordu. Aidat ödedim, ne yapayım ben? Ya demin senin ben aidatına yürüyeyim evet. Sonra ne oldu peki? Sonra mı ne oldu? Tabii ki ben ısmarladım. Bir de sonra demez mi? Bir milyonunuz var mı diye. Bir milyon mu? Eski paraydı, eski para. Ya işte aslında böyle önemli anlarda muhakkak kendini kurtarmak için cebinde bir yerde bir paranın olması lazım. Tabii biz hiçbir zaman böyle prensipli insanlar olmadığımız için bir türlü koyamadık o parayı gitti. Evet evet, insanın mutlaka cüzdanının bir köşesinde bir para olması lazım. Bak hala benim şurada böyle bir yüzlük her zaman durur. Başına bir şey gelir, bir olay olur. Senin cüzdanının bir köşesinde bir para bulunsun derdi hep. Babam. Aha, sağ.
Anne sen kalkma, ben sen kalkayım. Sen otur. Hayır ya, ben şöyle geçeyim. Otur diyorum, dinle beni. Otur yerine bakayım. Asaf gel sen şöyle otur. Ben sana tabağını getireyim. Babaanne, siz geçin, ben hallederim. Ben getireceğim. Getir misin? Aferin kızım. Ne duruyorsunuz? Yesenize yemeğinizi. Ben gelmeden evvel konuşuyordunuz. Ben gelince mi sustunuz? Yok canım, olur mu öyle şey Asaf amca? Ne o elindeki? Hesabımı ödeyeceksin. Güzel şaka. Ya bir deneyeyim, belki başarılı olabilirim. Anneciğim, bu bütün masayı karşılar mı? Kim bak, kim bak, kim bak, kim bak. Ya paşamın resmi var, ileri bile gider bence. Harikasın. Bunu burama koy. Ay çok güzel. Anne. Aşk olsun, başımın üstünde yerim var diyorsun. Evet. Yaşanmış olursa olsun, o akşam o sofraya oturmayı başaracak kadar büyüdük. Ya ama gerçekten hasta olduğum doğruydu. Bir de öyle bir anlatıyor ki masal gibi, yok annem böyle seviyordu, babam böyle seviyordu falan. Bozamıyorum da orada. Ya Kerem ya. O yaşta olur öyle. Özenirsin, seversin, sevilmek istersin. Ya anneciğim kusura bakma ama ben senin sevilmek için bir şey yapabileceğini düşünemiyorum. İtiraz ediyorum, kabul etmiyorum. İşte böyle. Beniz'ciğim çok güzel sarma yapıyor. Kızım al bir tane. Al bir tane, yoksa hepsini bitirecek yanık sarma. Hemen al. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ama dalga geçme yani. Aşk olsun. Ben babamı çok küçükken kaybettim. Okulda sorarlardı bana. Baban, baban. Hayatta derdim. İşte. Ay kusura bakmayın, ben hiç yani... Yok yok, üzülecek bir şey yok. Ben memnun oluyordum öyle derken. Çünkü bir an için bile olsa yaşadığına inanıyordum. Senden daha uzun süre sürdürdüm yalanımı. Bir de emekli ettim babacığımı. Tapu kadastroda. Ne çok yaşa. Ölmüş adamı bile çalıştırmış. Ya. Çünkü bak. Babalık ölümsüz bir müessesedir. Gülüyorsunuz ama babalık zor. Öyle vallahi. Babalık çok zor. Vallahi ben memnunum. Vallahi ben de çok memnunum. Aa. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de memnunum. Yani insanı öldürmeyen şey güçlendiriyor diyelim. Sersene. O zaman şöyle su şerefine, su şerefine. Su yüzünü hürmetine. Merhaba. Merhaba. O kim?
Evren. Selam var hepiniz. Aleyküm selam. O yanındaki ufaklık kim? Kardeşim. Ay ya. Ne haber Ece? İyidir sen. Bir şey diyeceğim, ne diyorsun? Bir tane kardeş falan. Oralara hiç girmeyeyim değil mi? Ya ne uykusu ya, yaprak sarması yiyorum. Altı yanık yaprak sarması. Altı yanık el akı almış.